olun. Sağ olun. Siz de iyi, siz çok siz teşekkür ederim. Yaramaz bir şey yok inşallah. Cumhurbaşkanım çok selam söyledi. Aleyküm selam. Rabbim şifalar versin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Burası senin mi? Yok, burası. Aslan oğlum. Aferin. Amin. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi. Elinize ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. İşiniz rast geldi. Yok yok, kardeş olduk. Kardeş olduk. Mezara doğru, kadar. Doğru. Kabul edin. Allah razı olsun. Yani düzenli ve temiz. Tertemiz, pırıl pırıl. İşteyiz. Teşekkür ederim. Ay bu babası. Abi ben, sen nerelisin? Tatar Uşaklıyız. Tatar Uşaklı. E Tatar Uşağı'na geldin mi? Başta mı? Amcam nasılsın? Sağ olasın. İyi misin? Ellerinden öpüyorum. Çalışmak nasip eylesin. Kıymetli başkanım, bugün Akçadağ'da çok verimli bir toplantı ile başladık günümüze. Ve esnaf gezimiz çok bereketliydi. Her mekanda hem çay, hem muhabbet, hem sohbet, hem dua aldık. Esnaflarımızın mekanlarını gezerken yeni genel kurulunu yapan Esnaf Odası kıymetli başkanım, değerli kardeşim Fatih Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde uğradık. Münevvişi Odası başkanımız kıymetli kardeşimize uğradık. Şimdi de Fatih başkanımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızın biz dün yanındaydık. Bugün yanındayız, yarın da yanında olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Cumhur İttifakımız pazara değil mezara kadar yolumuza da devam edeceğiz. Devam edecek. Muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. İhsan Boyraz muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Esnaf Odası Başkanımız, muhtarlarımız, teşkilat mensuplarımızla birlikte ziyaret edip hayırlı olsun demek istedik. Genç pırıl pırıl kaymakamlarımız devletimizi, Cumhurbaşkanımızı temsil ediyorlar ve Akçadağ gibi güzel bir ilçemize hizmet ediyorlar. Ben şimdiden kıymetli kaymakamıma yaptığı ve bundan sonra ya ülkemize, milletimize, Akçadağ'ımıza yapacağı hizmetler için teşekkür ediyorum. Akçadağ ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Akçadağ'a yaptığımız yaklaşık 4 milyonluk bedelle tekstil kent fabrikalarının inşaatı, temelleri atıldı. Malatya'da uygulayacağım bir tane, 5 ilçemizden bir tanesi de Akçadağ. Akçadağ tekstil kent projemiz hayırlı uğurlu olsun. Allah nasip ederse en az 400 kişi, 500 kişi. Sonraki projelerde de daha da artıracağız. İnşallah. Gençlerimiz Akçadağ'da kalacak, Akçadağ'da istihdam edilecekler. Ki asgari ücretlerin de 4250 lira olduğunu düşündüğümüzde burada gençlerimiz iş kapısı bulacaklar. Tekstil kent projelerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Akçadağ bol bol istihdam olsun. Allah razı olsun. Yok, duyamıyoruz. Bir de kapıdan bir de durmadan olmuyor sürekli ya. Bu kadar proje istiyorlar. Yaptıkları ev hepsi 30 ve 40 metre, 50 metre. Söyleyeceğim. Emek sarf eden bütün kardeşlerime, biraz evvel Yusuf abinin dediği gibi, dönmeden 20 yıldır AK Parti'nin içerisinde sürecini devam ettiren, reisin yanında yol arkadaşlığını devam ettiren, AK Parti'nin yanında duran bütün hemşerilerime canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 20 yıldır Akçadağ'a hizmetler adına çok önemli şeyler getirdik. Akçadağ entegre bir ilçe hastanesi yaptık. Ve toplamda yaklaşık 10 milyona mal olan bu hastanemiz hemen arkasından Akçadağ'a yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırmamıza vesile oldu. Sadece hastane değil, hastane gibi bir aile sağlığı merkezi kazandırdık. Akçadağ hayırlı uğurlu olsun. Sadece merkeze değil, Akçadağ Kepez'e sağlık evi yaptık. Akçadağ'da TSM, ASM 112 6 Ekimlik binamızı yaptık, hizmeti açtık. Büyükköy Sağlık Evi'ni yaptık, Develi Sağlık Ocağı'nı yaptık ve biz bu sağlıktaki çalışmaları daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Eğitimde
Akçadağ bir eğitim yuvası olsun istedik. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yeter mi? Yetmez. Akçadağ bir de ne olması gerekiyordu? Akçadağ Meslek Yüksekokulu'nu kazandırdık. Evet, ve üniversitemizin de burada hizmet vermesine vesile olduk. Bunları yaparken siz bizden dediniz ki buraya Akçadağ'ı hareketlendirmeniz lazım. Gelenin gidenin artması lazım. Bu vesileyle 1000 kişilik ceza infaz kurumunu açık cezaevini Akçadağ'a getirdim. Akçadağ il yolumuz, 7 kilometrelik yolumuz, karayolları ağımızda işlemler tamamlandı. Maski Akçadağ ilçesine merkezinde önceki dönem belediye başkanımız Ahmet Başkan döneminde ilçe içme suyu altyapısı yapıldı. Yollar yapılmaya başlandı. Şimdi belediye başkanımız Selahattin Başkan da kaldığı yerden bayrağı daha yukarıya çıkarmak için hem maskide hem de yol çalışmalarına devam ediyor. Taşevler Göleti ile birlikte Sultan Suyu Akçadağ sulamasının kapalı devre sulamasına dahil olması için proje çalışmaları yapılıyor. Akçadağ merkeze gençlerimize bir tane futbol sahası kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Örene bir futbol sahası kazandırdık. TOKİ aracılığıyla evlerimizi Akçadağ'a kazandırdık. Toplamda 516 tane konut TOKİ aracılığıyla yapıldı. Akçadağ'daki vatandaşlarımızın konforlu evlerinde oturmasına vesile olduk. Gençlik merkezi, Akçadağ bir tane gençlik merkezi yapıyoruz arkadaşlar. Kültürümüzü, düğünümüzü, derneğimizi yapabileceğimiz bir mekan olacak. 71 bin dekar araziyi sulayan su çatı sulamasının rehabilitasyonu ve koruyucu tedbir çalışmasına bu yıl başlanıyor. Proje tutarı yaklaşık 3 milyon. İhalesi 24 Kasım 2021 tarihinde yapıldı. Akçadağ hayırlı uğurlu olsun. Bu sene Akçadağ'ın yatırımı artsın dedik. Ve şu anda Malatya içerisinde en fazla yatırımı alan ilçemiz oldu. Toplamda 20,5 milyonluk yatırımı elektrikten, Aksa Elektrik'ten Akçadağ yapacağız. Ve 2023'e giderken Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerin oyları, destekleri ve dualarıyla yeniden Cumhurbaşkanı olacak. İnşallah. Ve bunu söylerken Cumhur İttifakı ile birlikte en güçlü şekilde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız hem de Cumhurbaşkanlığı temsil makamında olacağız. Bundan elektrik faturalarından medet umanlar, elektrik faturalarının dahil olmak üzere yüksekliğini hepimiz biliyor ve görüyor. Bilmenizi isterim. Soğan üzerinden siyaset yapanlar, patates üzerinden siyaset yapanlar bugün elektrik üzerinden siyaset yapıyorlar. Soğan üzerinden, patates üzerinden, elektrik üzerinden hiç kimse AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı gönderemedi, gönderemeyecek. Akçadağ'da buna izin vermeyecek. Yalan nasip ederse de elektrikle ilgili de marketlerdeki fırsatçılarla da, stokçularla da biz mücadele etmeye devam edeceğiz.